Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalaamızda 26. Söz Kader Risalesi'nden 2. mepastan devam edeceğiz. 2. mepastın 6. veçinde kalmıştık. Orada eğer desen diye başlayan bir bölüm var. Orayı okuyup cevabı ile birlikte açıklamaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer desen tercih bila müreccih muhaldir. Halbuki o emri itibari dediğimiz kesbi insani bazen yapmak ve bazen yapmamak. Eğer mücib bir tereccüh bulunmazsa tercih bila müreccih lazım gelir. Şu ise usulü kelamiyenin en mühim bir esasını hedmeder. El cevap, tereccüh bila müreccih muhaldir. Haşiye bir, tereccüh ayrıdır, tercih ayrıdır, çok fark var. Yani müreccihsiz, sebepsiz rüçhanet muhaldir. Yoksa tercih bila müreccih caizdir ve vakidir. İrade bir sıfattır. Onun şeyini böyle bir iş görmektir. Evet. Buyurun. Şimdi evvela soruyu anlamamız lazım. Soruyu anlamak cevabın Cevabın yarısıdır yarısı. demişler. Evet. Ve bu artık üstadımız adeta bu kaderle alakalı insanları tehlikeye düşürdüğü bütün noktaları teker teker, bütün kapıları teker teker seddediyor, kapatıyor. Fakat hemen karşısına şöyle bir soru geliyor. Çünkü bu 6. beşin devamında mukadder bir sualdir bu. Yani diyelim mesela insanın tamamıyla ihtiyar sahibi olduğu, irade sahibi olduğu ortaya çıktı. Tamam. Ve insan bu irade ve ihtiyarıyla, ki bu da mahiyet olarak emri itibaridir, hakikat olmadığı halde var olarak kabul edilen bir şeydir. Bundan dolayı da insan mesuldür. Çünkü bütün şartlar hazır olsa bile insanın böyle bir şeye meyletmemesi o fiili yarattırtmaz. Eğer insan iradesi ona karışmazsa, meyli bu manadaki bir şeye fetva vermeden oluşursa, insan da bundan mesul olmaz. Buraya da getirdi üstadımız. Şimdi diyor ki, sual. Tercih bila müreccih muhaldir. Haşiye, tereccüh ayrıdır, tercih ayrıdır. Çok fark var. Tereccüh, üstün olma. Tercih, seçme. Halbuki o emri itibari dediğimiz kesbi insani. Bazen yapmak ve bazen yapmamak. Eğer mucib bir müreccih bulunmazsa tercih bila müreccih lazım gelir. Şu ise usulü kelamiyenin en mühim bir esasını hedmeder. Şimdi bu suali anlamamız lazım. Tercih bila müreccih muhaldir diye başta soruyu soran koymuştur bu hükmü. Yanlış mı doğru mu? Yanlış. Ama bunu esas olarak kabul etmiş. Niye esas olarak kabul etmiş? Çünkü gidiyor usulü kelamiyeye. Yani kelam dediğimiz ilmin sahiplerinin zamanda yaptığı ilmi münazaralarının bir esasıdır bu. Tercih bila müreccih muhaldir. Ama bu zat farklı bir yerde kullandığından dolayı yanlış duruma düşüyor. Alimlerimiz demişler ki, tercih bila müreccih sabit emirlerde muhal, itibari emirlerde caizdir. Bu farkı bilmediğinden dolayı bu soru geliyor otomatikman. Yani bilmediğinden derken bu soruyu yine üstadımız soruyor ama böyle yanlış noktalara gidebilecek insanlar var bu noktada. Üstadımız başta onunla başlıyor. Ha, demek ki tercih bila müreccih muhaldir ne demek? Nerede kullanmışlar usulü kelamiye olarak kelam alimleri? Bir şeyi yokken meydana getirmeye çalışmak bir müreccih gerektiriyor. Tercih ettirici bir şahıs gerektiriyor. Dolayısıyla bir yerde tercih varsa müreccihsiz yani onu yapan failsizin olması mümkün değil. Bir iğne ustasız olmaz kaidesinde olduğu gibi. Bir harf katipsiz olmaz kaidesinde olduğu gibi. Dolayısıyla bir şeyin olmasını olmamasına tercih eden bir zat yoksa bu muhaldir. Bu aslında bütün küfür aleminin Allah'ı inkar etmeye çalışan bütün zatların fikirlerini alt üst eden bir ifade. Ama bunu alıyor, itibari emirlerde kullanıyor. İki eşit olan şeyden birisinin birisine tercih edilmesi, bak üstünlük yok burada. Birisinin diğerine tercih edilmesi muhaldir meselesine. Emri itibari olarak bunu getiriyor, koyuyor önümüze ve bu da diyor ki madem ki sizin şimdiye kadar anlattıklarınız şu usulü kelamiyeye zıttır, o zaman cevabınız ne olacak? Oysa usulü kelamiyeye zıt olan taraf yok. Sadece sabit emirlerde yaratılmış olan mevcudatta mesela.
Şu burada mı? Evet. Bunu buraya koymayı tercih eden birisi olmazsa bunun burada olması mümkün değil. Bu doğru. Ama aynı ifadeyi bu manadaki sabit meydana gelmiş yaratılmış meseleler için değil, itibari meselelerde kullanıp buraya getirip koyduğu için mesele tümden esastan fasit oluyor. Evet. Hani sen başta toplamayı yanlış yapmaya başlayınca sonuna kadar yanlış gidersin artık. Bu toplama yanlış başlamış yani. Eğer desen tercih bila müreccih muhaldir. Halbuki, oldu mu şimdi? Kuramı yanlış yaptı. Halbuki o emri itibari dediğimiz kesbi insani, normalde emri itibari, hakikat olmadığı halde var olarak kabul edilen bir şeyin, böyle bir kesbi insani, bazen yapmak ve bazen yapmamak. Altıncı veçhe hep onu anlattı. Bazen yapabiliyor, bazen yapmıyor. Niyet etti. Ben bakacağım ama istediği zaman vazgeçebilir o fiilden. Niyet etti gidip bir adamı gıybet edeyim birisinin yanında. Sonra vazgeçti. Niyet etti bir insana kötü söz söyleyeyim. Sonra vazgeçti. Ya da tersi. Niyet ettim namaz kılacağım. Kılmadım. Niyet ettim oruç tutacağım. Tutmadım. Niyet derken meyil manasında. Bazen yapmak ve bazen yapmamak. Eğer mucib bir müreccih bulunmazsa, eğer onu tercih ettirecek bir müreccih, tercih edici bir sebep bulunmazsa, tercih bila müreccih lazım gelir. Şu ise usul-ü kelamenin en mühim bir esasını hedmeder. Şimdi bu ortayı izah ettik mi mesele açılır. Burada adam şunu soruyor. Diyor ki evet şimdiye kadar izah ettiniz. Ta birinci mepastan sonuna kadar. İkinci mepastan buraya kadar. Yani benim aslında kaçabileceğim, saklanabileceğim bir şey kalmadı. Fakat bana göre diyor adam, bana göre. Şu usul-ü kelameyi de yanlış yerde kullanmak suretiyle bana göre bir insanın günaha yönelmesi için ya da sevaba yönelmesi için o fiilin kendisini cezbettiren bir müreccih özelliği, tercih ettirici bir üstünlüğü yoksa ya da şu insan şu kötülüğü, şu insan şu iyiliği tercih ediyorsa onların da farklı bir şekilde birisinin buna, birisinin de buna yönelmesi için bir özellik yoksa böyle bir şeyi seçmesi mümkün değil. İki eşit olan şeyden birisinin birisine tercih edilmesi mümkün değildir diyor adam. Dolayısıyla tercih ediyorsam ben namazı, benim içimde maneviyata yakın bir hisler daha fazla olduğu için, maneviyata yakınlık manasında hisler daha ağır olduğu için namaz kılmayı kılmamayı ben tercih ediyorum. Ama o tercihte beni zorlayan bir şey var. Yine işi cebriye getirecek yani. Çok enteresan bir şey. Evet. Ya da namaz kılmayı kahvehaneye gitmeye, kumar oynamaya tercih ediyorsam belki bunun zatında zat olarak diyor, beni buraya zorlayan bir şey var. Şimdi böyle olunca iş tümden izah edilmeye geliyor o zaman. İzah etmezsen böyle bir fikir yine şimdiye kadar anlattıklarını böyle insanlar nezdinde boşa çıkaracak. Şimdi üstadımız Allah ebeden razı olsun meseleyi güzel bir şekilde cevaplayacak. Aslında ama açık çok kapı var bu meseleye girecek ama tabii. Bir tek kapalı meseleyi gördü mü? Oradan girmeye çalışıyor. Oradan evet. Tabii. Zorluyor yani. Zorluyor. Buradan giremiyoruz diyor mesela. Eğer desen tercih bila müreccih muhaldir. Halbuki o emri itibar dediğimiz kesbi insani. Bazen yapmak ve bazen yapmamak. Eğer mucib bir müreccih onu icap ettirecek, onu tercih ettirecek bir üstünlük yoksa, bulunmazsa o zaman tercih bila müreccih lazım gelir. İki eşit olan şeyden birisinin birisine tercih edilmesi lazım gelecek. Şu ise usul-ü kelamiyenin en mühim bir esasını hedmeder. Bu usul-ü kelami dediğimiz hem emri sabit dediğimiz meselelerde tercih bila müreccih muhaldir meselesi için de denebilir. İkincisi, şimdiye kadar zaten yapılan izahlar, kaderde yapılan izahlar, usul-ü kelamiyenin esasları bunlar. Dolayısıyla insan bir şeye yöneliyorsa, belli ki o yöneldiği şeyin kendisini zorlayıcı, olur mu? İcap ettirici, bir tereccüh ettirici özelliği var ki insan ona yöneliyor. Ya da, gerçi ikisi beraber de düşünebilir, insanın o şeye yönelmesine vesile olacak hissiyatında bir artı, bir zorlama unsuru var ki insan ona yöneliyor diye bu manada o da anlaşılabilir iki taraftan. Şu ise usul-ü kelamiyen, şimdiye kadar anlattığınız bu kelam usulünün bütün esasları ne yapıyor?
hedme diyor, perişan ediyor, ortadan kaldırıyor. El cevap. Tereccüh bila müreccih muhaldir. Şimdi ne demek bu? Tercih bila müreccih, tereccüh bila müreccih. Tercih bila müreccih, iki eşit olan şeyden birisini birisine tercih etmek. Bu üstadımız caizdir diyor. Tereccüh bila müreccih, iki eşit olan şeyden hiçbir sebep yokken birisinin birisine üstün olması. İşte bu hal. Tercih bila müreccih caizdir. Çok var mesela. Şimdi şu iki bardak birbirine çok benziyor değil mi? Aynı aynı. Aynı malzemelerden yapılmış. Aynı şey yazılıyor. Aynı işe yarıyor. Neyse. Ben giderim bir tane alacağım. Baktım %100 aynı. Tercih eder miyim etmez miyim bir tanesini? Bir üstünlüğünden dolayı değil. Benim ihtiyacım var. Ve bir tanesini alıyorum. Bu caiz. Ve vaki. Her zaman yapılan bir şey. Ama diye mesela bu altından yapılmış olsa, bu da seramikten yapılmış olsa elbette ben ne yaparım? Altından olanı seçerim. İşte orada iki eşit şey olmuyor. O da diyor ki madem ki birisini seçiyoruz belli ki o altındır diyor. Bakıra tercih ediyorsun sen. Bir de diyoruz ki hayır ikisi de aynıdır. İkisi de tıpatıptır. Hayra yönelmek de şerre yönelmek de aynı. Misal diyorum bir insanın diliyle konuşacağı şey gıybet olsun, böyle güzel bir sohbet olsun aynıdır. Ama senin imanın, senin inancın artık bunları ne yapıyor? Kıymet verdirmeye başlıyor. Yoksa aynı fiili aynı şekilde işliyorsun. Misal diyorum elinde bir şey var, kumanda var. İstesen Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bir film ya da bir şarkı ya da bir manzara seyrettirirsin kendine. İstersen de Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir film, bir manzara, bir şarkı ya da bir türkü ya da herhangi bir şey seyrettirirsin, Kur'an dinletirsin. Kur'an mesela, evet. Dinletirsin kendine. Dolayısıyla bu fiili yapmak ikisi de aynıdır. İki eşit olan şeyden birisinin birisine üstün olması ve seni zorlaması bu muhaldir diyor. Tereccüh bila müreccih muhal. Yani müreccihsiz, sebepsiz rüçhaniyet. Onu tercih ettirecek bir sebep ve sebepsiz üstünlük muhaldir. Dolayısıyla hiçbir sebep yok. Bu buna üstün oldu. Bu caiz değil. Bu uygun değil. Oldu mu? Bu muhaldir. Evet. Yoksa tercih bila müreccih caizdir ve vakidir. Her zaman yaptığımız bir şeyi bırak caiz olmayı. Her gün yapıyoruz. Şu yoldan mı gideyim, şu yoldan mı gideyim? İkisini de seçmek aynı mı? Evet. O zaman bu yoldan gideyim. Ama birisinde düşman var, birisinde de dostlar var. İnsanın tercihi burada elbette dost tarafında olacak. İşte bu haramları ve hayırları işlemek bu nevden değil diyor sanımız. İkisi de aynıdır. İnsanlar yaratılırken hepsi de hayra ve şerre kabiliyet ve istatları, meyleri de aynıdır. Ama belli bir zaman sonra ben inancım gereği bu yoldan değil bu yoldan gideyim diyorum. İnancım gereği gıybet ve yalanda kullanmayayım konuşmamı, güzel sohbetlerde ve bu manadaki şeylerde kullanayım diyorum Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu dairede diyorum. Ben artık kendim tercih etmeye başlıyorum. Yoksa hiçbir sebep olmadan, misal diyorum cami duvarlardan yapılmış, taşlardan yapılmış, kilisede duvarlardan ve şeylerden yapılmış, taşlardan yapılmış. Hiçbir sebep yokken ikisinden birisinin birisine üstün olması mümkün değil. Ama birisi Hristiyandır, kendi inancına göre orayı, ben de Müslümanım, ben de kendi inancıma göre orayı tercih ediyorum. Ama aynı şekilde diyelim mesela, Müslümanlar bir yeri fethetti, kilise olan yeri cami yaptılar, ben onu tercih etmeye başlıyorum. Oldu mu? Bu benim inancımın bir tercihidir. Yoksa beni bu manada, yani fıtrat olarak, Allah benim içime vermiş de, ben bunu bu manada seçiyorum, tercih ediyorum, mecbur kalıyorum. Dolayısıyla iradem yok burada demiyorum. Hatta insan zorda kalıyor. Onun için elinde seccadesi gider ise diyette de namazını kılar. Yani bu oranın bir üstün olduğu anlamına gelmiyor. Caminin de üstün olduğu anlamına gelmiyor. Cami Müslümanların toplandığı bir yerdir. Orada namaz kılmamda giderim. Kilisenin avlusunda da namaz kılarım ben. Mescid-i Allah her yeri bizim için mescid olarak kılmış. Giderim ormanda da kılarım. Dolayısıyla irade bir sıfattır. İrade bir sıfattır. Onun şeyini böyle bir işi görmektir. Her zaman önümüze çıkan iki yoldan
birisini birisine tercih etme gibi bir durumumuz var. Ama hiçbir sebep yokken, ikisi aynı olduğu halde, ikisi de eşit olduğu halde, birisinin birisine üstün olması tereccüh bila müreccih bu muhaldir. Hiçbir sebep yokken iki şeyden birisini aynı olduğu halde bir insanın seçmesi vakidir, caizdir, irade bir sıfattır. Onun şeyini, onun işi zaten böyle bir şey görmek. Yoksa irademiz o zaman niyedir yani? İrade ref olur. İrade ref olur. İhtiyar da ortadan kalkar. Dolayısıyla mesuliyet olmaz. Şimdi özetleyelim. Soru. Tercih bila müreccih muhaldir diye yanlış başlıyor. Bir insan o emri itibari dediğimiz kesbi insaniyle bazen yapmak ve bazen yapmamak arasında kalabiliyor. Bunu da kendisi oturuyor, bu soruyu soran. Usulü kelamiyenin mühim bir esası burada had muhed mi olur? Niye? O zaman tercih bila müreccih lazım gelir diyor. O zaman usulü kelamiye de burada hed mi olur? Üstadımız hayır diyor. Tercih bila müreccih, iki eşit olan şeyden birisini her zaman irademiz seçebiliyor. Birisinin birisine üstün olmasına gerek yok. Az evvel verdiğimiz bardak misali gibi. Ondan sonra da iki tane kalem var. Tıpatıp aynı. Ben zaten gitmişim bunlardan birisini alacağım. Binlercesi var orada. Ben ne yapıyorum? Bir tanesini hemen alıp tercih edip gidiyorum. Bir kutu kalem. He? İçinden bir tanesini seçiyoruz. Seçiyorum. Her zaman ama şey. 1000 tane var. Aralarında bir tane de altın. Ben ne yapıyorum? İradem orada. Hemen mecburi olarak oraya yöneliyorum. Dolayısıyla bir insan yaptığı fiiller o cinsten değil diyor üstadımız. İki eşit olan şeyden hiçbir sebep yokken birisinin birisine üstün olması, üstünlük taslaması bu muhaldir. İki eşit olan şeyden hatta 1000 eşit olan şeyden birisini aralarından seçmek iradenin işidir. İradenin her zaman yaptığı bir şeydir. Burada garipsenecek bir durum yoktur. Yine insan mesuldür, insan sorumludur yani. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer desen, madem katli halk eden haktır, niçin bana katil denilir? El cevap, çünkü ilmi sarf kaidesince ismi fail bir emri nisbi olan mastardan müştaktır. Yoksa bir emri sabit olan hasıl bir mastardan inşikak etmez. Mastar kesbimizdir, katil ünvanını da biz alırız. Hasılı bil mastar hakkın mahlukudur. Mesuliyeti işmam eden bir şey hasılı bil mastardan müştak kılınmaz. Tabii yine burada suali iyi bir anlamamız gerekiyor. Eğer desen madem katli halk eden haktır, niçin bana katil denilir? Şimdiye kadar yani insanı adeta hissiyatının atomlarına üstadımız ayırdı. Ve bunun her birisine de analizini yaptı. İlmi ezeliden girdi. Evet. Ondan sonra işte Cenab-ı Hakk'ın ilim maluma tabidir kaidesi gereğince hadiselerimizi Allah ezeli ilmiyle biliyor. Bir fotoğraf makinesi gibi tecrübe olmasın. Hepsini görüyor ve ona göre de kaderimizde bunları yazmış. Bunların yapacağımızı bildiğinden dolayı yazıldığını üstadımız anlattı şimdiye kadar. Bunları vicdanen biliyoruz, halen biliyoruz. Şimdi artık bunun kaçacak bir şey kalmadı. Artık kendisini bu manada mesuliyetten kurtaracak bir ciheti kalmadı. En sonunda buraya getiriyor. Evet. Her şeyin yaratıcısı Allah değil mi? Evet. Günahlarımın yaratıcısı Allah değil mi? Evet. Şerlerin yaratıcısı Allah değil mi? Evet. O zaman niye bunu bana veriyorsunuz? Ben meylimle sadece bir yöneliyorum sizin anlattığınız şeye göre. Bunu da kabul ettim diyor. Fakat bunu yaratan, bunu ihdas eden, bunu emri sabit haline getiren Cenab-ı Hak değil mi? Evet. O zaman niye bana katil deniliyor? Adam öldürdüğüm vakitte. Niye bana şerli deniyor? Şerri sadece meyletmişim ama yaratan Cenab-ı Hak'tır mesela. Bu manada baktığımız vakit bu soru Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına, mesuliyeti atmak ve kendisini de sorumsuz bir varlık olarak göstermek için ve ihtiyarını adeta iradesini kullansam da var evet iradem var, onu artık reddetmiyorum, reddedemiyorum, kaçacak bir şeyim kalmadı. Ama yaratan Allah yani bunda benim mesuliyetim nedir diye oraya getiriyor. Allah yaratmasaydı ben de bu ameli işlemezdim. İşlemezdim. Evet. Allah yaratıyor her şeyi. Her şey onun elinde değil mi? Evet. Yani Allah dilemedikçe biz dileyemiyoruz. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla Allah dilediğimiz ve meylettiğimiz şeyleri de yaratandır. Evet. O zaman benim mesuliyetim ne burada?
Çok enteresan bir şey aslında. El cevap, çünkü ilmi sarf kaidesince ismi fail bir emri nisbi olan mastardan müştaktır, türetilir. Yoksa bir emri sabit olan, meydana gelmiş olan, yaratılmış olan hasılı bil mastardan inşikak etmez, türetilmez. Mastar kesbimizdir. Katil ünvanı da biz alırız. Hasılı bil mastar, yani meydana gelmiş olan şeyler, hakkın mahlukudur. Mesuliyeti işmam eden bir şey, hasılı bil mastardan müştak kılınmaz. Üstadımız burada, ilmi sarf dediğimiz bizim gramer diyoruz ya, gramer kaidelerine göre meseleyi analiz ediyor. Şimdi burada ismi fail dediğimiz, yani Fatih, yazar, marangoz, çiftçi mesela, ondan sonra tüccar gibi, inşaatçı gibi tabirler, ismi faillik hükmünde olan şeyleri biz neyden türetiyoruz? Burada diyor ki mastardan bunlar meydana geliyor. Yani burada faili bulmaya çalışıyoruz. Bak dikkat et. Mesela birisi şu masamız, elinde tahtalar var, çeşitli şeyler var. Getiriyor, meyle diyor sadece kendisi. Meylini gösteriyor, diyor ki ben bunlarla bir masa yapayım. Bunlarla bir sıra yapayım. Bunlarla bir sandalye yapayım diyor. Peki bütün bu fiilleri kim yaratıyor? Allah. Peki marangoz ünvanı kim alıyor? Kul. Niye? Çünkü kaide bu. Bir yerde mastar var. Mek, mak gibi şeyler. Yürümek, koşmak, masa yapmak, yemek yemek, fethetmek, öldürmek mesela. Bütün bunların hepsi bu mek ve mak dediğimiz şeyler mastar olan şeyler. Oldu mu? Hasır bir mastar ne? Masa yapma ya da masa, koşu, ondan sonra yazı mesela. Yazı yazmak mastardır. Yazı hasılı bir mastardır. O yaz, fiilden ortaya çıkan netice. Fiilden meydana gelen şey manasında. Dolayısıyla burada üstadımız diyor ki ilmi sarf kaidesine göre ismi fail yani özne bir emri nispi olan hakikatte olmadığı halde var olarak kabul edilen ve nispetle meydana gelen mekmak gibi şeylerden oluşan mastardan müştaktır. Onlardan türetilir. Yani Fatih fethetmekten o ünvanı alıyor. Marangoz, marangozluk fiilini işlemekten o ünvanı alıyor. Yazar, yazmak dediğimiz mastardan o ünvanı alıyor. Yazıdan almıyor yani. Evet. Bu bir gramer kaidesi. Yoksa bir emri sabit olan hasır bil mastardan inşikak etmez. Yani Fatih fetihten o ünvanı almaz. Fethetmekten alır. Mastar kisbimizdir. İnsan mastara sahip çıkabiliyor. Değil mi? Emri itibaridir, emri nisbidir. Emri nisbi hakikatte olmadığı halde var olarak kabul edilen şeydir. Yazı yazmak diye bir şey yok. Yazı yazmak diye bir şey olmadığından insan o mastara meylediyor. Ben bir şey yapayım diye. Ondan sonra da Cenab-ı Hak hasıl bir mastar dediğimiz neticeyi halk ediyor. Mesela diyelim ki ismi Ahmet olan birisi. Yazı yazmak dediğimiz ya da yazmak dediğimiz o mastara riayet şey yapıyor, meylediyor ve yazı dediğimiz bir fiili Allah yaratıyor. Bu ismi fail dediğimiz özne, yani Ahmet özne olacak. Ahmet yazı yazdı. O yazı yazı dediğimiz şey yazmaktan kendisi o yazarlık ünvanını alıyor. Yazar olan Ahmet diyelim. O ünvan nereden almış? Yazmak fiiline, mastarına yönelmekten, meyletmekten dolayı alıyor. Yoksa hasır bir mastar olan yazı, meydana gelmiş olan yazıdan o ünvanı almıyor. Niye? Çünkü o hakkın mahlukudur. O Cenab-ı Hakk'ın işidir. Oraya kimse girmez. İnsan hep bunu okuduk kaderde. Hasır bir mastardan, sabit olan şeylerden kendisi mesul değildir. Kendisi neyden mesuldür? Onların meydana gelmesine vesile olan emri itibari ve emri nispi dediğimiz şeylere meyletmekten mesuldür. Yoksa diğerleri mesuliyeti icap ettirmez. Evet. Halkı şer şer değildir. Kesbi şer şerdir. Hep bu meseleye geliyor yani. İnsan bir şey işlemekten,
işlemek için meyletmekten, ona yönelmekten mesuldür. Yoksa onu yaratmak mesuliyeti değildir. Çünkü külli hayırlara bakıyor diyor Üstadımız. Mastar kesbimizdir. Katil ünvanını da biz alırız. Hasır bir mastar hakkın mahlukudur. Yazı, fetih. Ondan sonra katil diyelim mesela. Değil mi? Mesela diyelim ki birisi ölmüş. Nedir? Katil. Yani cinayet. Ya da maktul diyelim. Daha güzel, meşhur olan şeyle. Bu maktul kimin eseri? Cenab-ı Hakk'ın eseri. Peki niye Cenab-ı Hakk'a katil denmez? Çünkü katil ünvanı katlen dediğimiz, yani öldürmek dediğimiz mastardan inşikak eder. Ondan türetilir. Ondan meydana gelir. Dolayısıyla kim katlen dediğimiz o mastara meylediyorsa, ki bu insandır, katil ünvanını da ona vereceğiz. Nasıl ki fethetmek dediğimiz mastara kim yöneliyorsa ona fatih denir. Fethi meydana getiren ve yaratan Cenab-ı Hakk'a fatih denmiyor. Ki Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir, o ayrı bir konu. Oldu mu? Dolayısıyla burada da aynı şekilde. Kim katlen dediğimiz öldürmek fiiline meylediyorsa, niyet ediyorsa, ona özne dediğimiz bir özellik kazandırılır ve fail o olur. Cenab-ı Hak ise o yarattığı şeyden dolayı o ünvanı ona biz vermiyoruz. Ünvan, mastara müracaat eden, meyleden kişiye verilir ki bu da kuldür. Dolayısıyla katil ünvanı da biz arıyoruz. Mesuliyeti işmam eden bir şey, hasılı bir mastardan müştak kılınmaz. Mesuliyeti meydana getiren, gerektiren bir şey, hasılı bir mastar dediğimiz, o mastardan meydana gelen şeylerden ne yapmaz? Müştak kılınmaz. Yani onlardan türetilmez. Biliyorsa bütün fiillere böyle bakabiliriz. Şu anda bir insan öğretmendir. O ünvanı nereden alıyor? Öğretmek dediğimiz fiile meylediyor. Öğrenmeyi Allah yaratır. Öğretmen ünvanını da insan alır. Değil mi? İnsan koşucudur diyoruz mesela. Bu adam ne meslek görüyor? Koşucu. O koşmak dediğimiz fiile mastara riayet ediyor, meylediyor. Koşu dediğimiz hasır bir mastarı Allah yaratıyor. Koşucu ünvanını da insan alır. Tamirci diyoruz. Tamir etmek fiiline meylediyor insan. Allah tamir dediğimiz özelliği yaratıyor. Tamirci ünvanı da insan almış oluyor. Böyle olduğu gibi şer olan herhangi bir fiile mastara insan meyleder. Neticede Cenab-ı Hak o fiili halk eder. Ama o işin faili ve öznesi insan tarafından sahiplenmiş olur. Hasıl bir mastardan özne olmaz. Fail olmaz yani. Burada 6. vecihle alakalı bir soru var. Üstadımız neden 6. vecihin sonundaki soruyu gramer kurallarına göre cevaplamıştır? Evet. Yani buraya kadar hep kader, cüz-i irade meselesi üzerine bir silsileyle geldi. Fakat burada değişik bir şekilde gramer kurallarıyla açıklıyor meseleyi. Evet. Çok yerinde bir soru hakikaten. Çünkü üstadımızın normalde şimdiye kadar getirdiği hep deliller cüz-i irade, cüz-i ihtiyar, kader, ondan sonra insanın mesuliyeti ya da insanın mesul olmaması, ondan sonra külli irade, bütün bu meseleleri hep üstadımız hep anlattı. Ve deliller, ispatlar, izahlar hep bu meyanda geldi. Evet. Çok haklı bir soru. Üstadımız burada sanki farklı bir metot kullanıyor burada. Değil mi? Burada farklı bir metot kullanmasını şahsen ben şöyle anlıyorum. Yani zaten şimdiye kadar her bir vecih, hatta baştan şimdiye kadar her bir anlattığımız cümle aslında bu insanın katil ünvanını alması gerektiğiyle alakalı izahlar ve ispatlardı. Niye? Çünkü cüz-i ihtiyar ne zaman karşımıza çıkıyor? İnsandan sudur eden kötülüklerle kendisi ben mesul değilim dememek için cüz-i ihtiyar karşısına geliyor. Mesul ve mükellefsin diyor. İnsan yaptığı güzelliklerle övülmemek, gururlanmamak için kader karşısına geliyor. Mesul ve mükellefsin. Haddini bil yapan sen değilsin diyor. Şimdi buraya kadar doğru mu? Doğru. Ondan sonra gelelim. Birinci vecih işte insanın mesuliyetini ve mükafatını gerektirecek bir şey insanda olması lazım. Bu da Cenab-ı Hakk'ın adil ve hakim isminin muktezasıdır. Değil mi? Evet. Ondan sonra ikinci şeye geçtiğimiz vakit herkes vicdanen kendisine bir ihtiyar hisseder. Bu ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir.
Ondan sonra çok şeyler var ki mahiyetini biz bilmiyoruz ama vücudunu biz biliyoruz. Vücudu bir cebe değildir mesela. Değil mi? Ondan sonra kader ihtiyarı teyit eder, iptal etmez diyor mesela. Oysa burada ihtiyar var. Dördüncüsünde ilim maluma tabidir meselesi. Bütün bunlar bütün şeylerle anlattığı. Ondan sonra beşincisinde diyelim mesela madem filan adamın filan vakitte ölmesi mukadderdir, o zaman niye bana bu manada bir mesuliyet yükleniyor? Bütün bunlara baktığımız vakit. Altıncı vecihe geçiyoruz diyelim mesela. İşte bu cüz-i ihtiyari ya da meylan dediğimiz şeyler emri itibaridir, abde ve lebdir, insan bundan mesuldür. Ondan sonra kul diyelim mesela kendi fiilinin halık olmuş olsaydı ihtiyar ref olurdu. Dolayısıyla insan kendi iradesini de bu manada kullanmazsa bütün şartlar hasıl olsa bile olmaz. Bütün buraya kadar getirdi. Bu insanın diyelim mesela böyle bir soru sormaması gerekiyordu. Ama üstadımız aldı. Siz insan olarak da, yani biz insan olarak da koyduğumuz gramer kaideleri ne göre bu insanın zaten katil olduğunu zaten sen ifade ediyorsun. Hani biraz daha zenginlik katıyor. Baştan gelen şeylerle de izah etmiş olsaydı israf olmaz. Yine yerinde olur. Ama zaten onların hepsini biz izah ettik diyor. Bununla beraber gel seninle bu meseleyi muhakeme edelim. İlmi sarf, gramer kaide ve kuralları kimler tarafından konmuş? Bunlar da itibari şeyler. Değil mi? Evet. Bunlar da insanlar tarafından konmuş. Biz böyle bir kayda oturttuk mu oturttuk. Peki biz kime ismi fail ünvanını takıyoruz? Kime özne ünvanını takıyoruz? Hangi şeyden dolayı? Mastardan mı? Hasır bir mastardan mı? Yani bizim Türkçe'de fiil diyoruz ama aslında fiil hasır bir mastardır. Meydana gelen şey. Evet. Yani mekmak gibi yapmak, gitmek, gelmek, fethetmek, öldürmek gibi şeylerden mi özne türetilir? Yoksa meydana gelmiş olan şeylerden mi? Hasır bilmazlardan yani yüklemden. Hangisinden şey yapıyor mesela? Normalde baktığın vakit diyelim mesela. Burada mastara kim yöneliyorsa, kim meylediyorsa değil mi? Özne ünvanını, ismi fail ünvanını da biz ona veriyoruz. Biz zaten kendi koyduğumuz kaide ve kurallardan zaten biz bu adama katil dememiz gerekiyor. Dolayısıyla soruya geldiğimiz vakit. Madem katli halk eden haktır, niçin bana katil denir? Her şey yaratan Allah'tır. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a o manada ünvanlar vermiyoruz. Marangoz demiyoruz Cenab-ı Hakk'a. Fatih demiyoruz Cenab-ı Hakk'a. Çiftçi demiyoruz Cenab-ı Hakk'a. Kime diyoruz bunları? Hangi insan, hangi mastara yöneliyorsa, meylediyorsa, neticede Cenab-ı Hak o fiili halk ediyor ve burada ismi fail ünvanı o mastar dediğim şeye yönelene verilir. Evet. Onu yaratan Cenab-ı Hakk'a verilmez. Sen böyle yapmıyor musun? Evet. İnsanlara bu kaydı biz koymadık mı? Evet. Dolayısıyla burada katil ünvanının sana verilmesi de haktır, mutabıktır, muvafıktır. Bunun da karşıdaki insan da sadece başını sallamakla ne yapacak? Meseleyi kabul etmekle bu meseleyi çözülmüş olacak. Yani. Katil ünvanını biz alırız diyoruz da Cenab-ı Hak muhafaza eylesin inşallah. Amin. Tabii. Mesela izahsa dediniz. Tabii, evet. Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalaamız burada sona erdi. Bir sonraki mütalaada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.